Bu videoda Roblox'a yeni eklenen yapay zeka ile oyun geliştirmeyi deneyeceğiz. En sonunda da yaptığı oyunu beraber inceleyeceğiz. Ama öncesinde şu yapay zekayı bir yakından tanıyalım. Yapay zekamızın ismi Asistan ve 2023'ün Aralık ayında çıktı. İlk çıktığında çok iyi olmasa da üzerine bir sürü güncelleme yaptılar. Roblox Studio'nun iddialarına göre artık asistan kodlama yapabiliyor. Hatta hatalı kodları düzeltebiliyormuş. 3 boyutlu ojeler tasarlayabiliyormuş ve oyunumuz hakkında sorduğumuz genel soruları da cevaplayabiliyormuş. Şimdi asistanı daha yakından tanıyoruz ama asıl soru asistan kendi başına oyun geliştirebilecek mi? Videomuzun sonunda asistan ortaya ne çıkarırsa 3 kriter üzerinden değerlendireceğiz. Birincisi fonksiyonellik yani oyun gerçekten çalışıyor mu? İkincisi oynanabilirlik yani oyun ne kadar eğlenceli? ve üçüncüsü orijinallik. O zaman yapay zekamızın zekasını ölçmeye geçebiliriz. İlk önce asistandan bir oyun fikri geliştirmesini isteyeceğiz. Bakalım yaratıcılık konusunda ne kadar iyi. Basit ve haritasız bir oyun istiyorum. O zaman basit ve haritasız bir oyun fikri öneriyorum. Kumda yarış. Oyuncular kumda yarışmaya hazırlanıyorlar. Oyuncular kumda yarışarak en hızlı biten oyuncuya ödül verilecek. Evet yapay zekamızın Türkçesini geliştirmeleri lazım. Oyun mekaniği. Oyuncular kumda yarışmaya hazırlanıyorlar. Kumda yarışarak en hızlı biten oyuncu. Evet uzun uğraşlar sonucunda klişe olsa bir fikir oluşturdu. Oyun döngümüz fazlasıyla basit. 8 kişilik oyunumuzda oyuncular en fazla obje toplamak için yarışacaklar. Objelerimizde bu gördüğünüz mavi nesneler olacak. Her turun sonunda en fazla obje toplayan oyuncu oyunu kazanacak. Şimdi yapay zekadan fikir çıktı çıkmasına ama kritik nokta asıl şimdi başlayacak. Bakalım yapay zeka bu oyunun kodlarını yazabilecek mi ve daha doğrusu yazdığı kod gerçekten çalışacak mı? Size az önce oyun fikrini yüzeysel olarak anlatsam da atladığım bazı yerler vardı. Oyuncular oyunumuza, daha doğrusu asistanın oyununa girdiklerinde bir bekleme alanında doğacaklar ve mevcut turun bitmesini bekleyecekler. Ardından yeni bir tur başlayacak ve bekleme alanındaki herkes yeni bir tura başlayacak. Ama bunu yapmak için harita oluşturmadan basit bir bekleme alanı ve oyunun oynanacağı bölgeyi ayarlamamız lazım ki yapay zekamıza bunu anlatabilelim. ve alanlarımız hazır. Şimdi kodlama talebimizi girelim. 8 kişilik bir oyunda 30 saniyelik aralarla 120 saniye süren turlar için oyuncuları bekleme alanına harita üzerinde birbirinden farklı 8 nokta ışınlamanı istiyorum. Bu tur bittiği zaman haritadaki oyuncular spam location isimli objeye geri ışınlansın ve bu tur mekaniği tekrarlansın. Aynı zamanda oyuncuya her oyuncu girdiği zaman bir liderlik tablosu oluştur. Bu dosyanın içerisinde puanlar ve toplam puanlar isimli iki farklı tam sayı değeri olsun. Bir de oyuncular dokunduğu zaman yok olacak ve puanlar değişkenine 10 puan artıracak bir obje istiyorum. Model olarak server storage'daki obje kullanılsın. Tur başlamadan hemen önce obje kullanılsın ve harita üzerinden rastgele 120 yere yerleştirilsin. Yeni tur başlamadan hemen önce oyuncularınızın bir buçuk katına zaman puanlar değeri bütün oyuncularda aynı şekilde ve toplam puanlar de eklen. Sen, sen aynı zamanda tur bittiği zaman en fazla puanlar değeri olan oyuncu bütün oyuncuların ekranında isim ve puanlarıyla birlikte yazılsın. Kazanan şeklinde. Yeni bir tur başlamadan hemen önce puanlar değeri sıfırlansın. Talebimiz çok mu uzun geldi? Asistanla ne kadar açık konuşursanız o kadar iyi sonuç alırsınız. Beyin normalden uzun sürüyor ama hala üzerinde çalışıyorum. Kardeşim senin işin çalışmak. Ve sonunda geldi evet. Ve ilk skriptimiz eklendi. Ee, tamam kabul et diyelim. Oyun menajeri isimli bir script daha oluşturdu. Bunu da kabul et diyelim. Ve acaba işi bitti mi? Evet bitti. Ufak bir deneme yapalım. Evet oyuna girdik. Ama şöyle bir sıkıntı var. Turun ne zaman başlayacağını bilmiyoruz. Bunun için ufak bir arayüz tasarlamasını da isteyeceğim. Bütün bunları kullanarak turun başlamasına ve mevcut olan turun bitişine ne kadar zaman kaldığını oyunculara bir arayüz ile göster. Bu ara 100 dakika ve saniye cinsinden formatlanmış olsun. Evet oyun menajeri kodumuzda bir değişiklik yaptı. Ve hala bir şeyler oluşturmaya devam ediyor. Evet bir tane de arayüz kontrolü isimli kod oluşturdu. Kabul et diyelim. Ve şimdi oyunumuzu test edelim tekrardan. Evet bir arayüz göremiyorum. Ve ufak bir hata verdi. Evet buraya bir bakalım. Evet şu kısımda ufak bir hata var. Ama burada ne yapmaya çalışıyordu acaba? Sanırım buraya bunu parametre olarak atmaya çalışacaktı. Asistana sor diyelim. Evet bir anda İngilizceye döndü ama. Ama aynı zamanda yaptığı hatayı da düzeltti. Hemen değiştirelim ve tekrar test edelim. Ve arayüzümüz hala gelmedi. Herhangi bir hata da yok. Hata mesajı yok. Evet ara yüzümüz oluşturduğu kodu niyeyse yanlış yere workspace'in içine koymuş. Bunu ben buradan hızlıca olması gereken yere taşıyacağım. Ve şimdi tekrar test edelim. Oyun yükleniyor. Oyuncular bekleniyor. En az iki oyuncu olduğu zaman tur başlatıyor. Bunu istememiştik ama bu detayı düşünüp beklemiş. Gayet şaşırtıcı. O zaman iki oyunculuk bir sunucu başlatalım. Evet iki kişilik sunucumuzu başlattık ve tur 20 saniye sonra başlayacak. Şimdi yapay zekadan beklediğimiz şeyler bu harita üzerinde rastgele şekilde objeler oluşturması, yerleştirmesi. Biraz yanlış yere ışınlandık sanki. Bir kodumuza bakalım. Gerekli düzeltmeler varsa. Bir koda tekrardan bakacağım. Sanırım asistanın burada yaptığı hata bizim harita ismini verdiğimiz bu parçayı bir kare veya Tüp şeklinde düşünmesinden kaynaklanıyor. Bir yuvarlak şeklinde olduğunu söyledim. Bakalım kodu düzeltebilecek mi? Evet, yapay zekamız haritamız yuvarlak olduğu için kodu yazamıyor. Bunun için şöyle bir fikrim var. Kara şeklinde bir parça ekleyeceğim haritamıza ve bunu neredeyse bütün haritayı kaplayacak şekilde şöyle büyüteceğim. Ama fazla haritanın dışına çıkmayacağım. Hatta şöyle 45 derece döndürürsek. Şimdi yapay zekaya bu parçayı harita olarak almasını söyleyeceğim. Belki kare bir parçayla çalıştığı zaman kodu düzeltebilir. Bu sefer olup biten her şeyi sunucudan izleyelim istiyorum. Evet iki oyuncumuz burada. Ve bakalım harita düzgün şekilde çalışacak mı? Ve evet şu anda neredeyse başardı yapay zekamız oyunu yapmayı. Tek problem evet görüyorsunuz zaten bunu düzeltmeye çalışalım. Objeler harita nesnesinin yalnızca iki stüt üzerinde olsun istiyorum dedim Yine spesifik bir talep verdik aslında yapay zekaya Ve değişiklikleri yaptı Tekrardan Oyunu deneyelim Ve gerçekten düzgün şekilde oluşturdu oyuncularımızla birbirinden farklı rastgele yerlerde oyuna başladı Şimdi test etmemiz gereken şey gerçekten buradaki objeleri topladığımızda Puan alacak mıyız? Evet kalan süre 1 dakika 30 saniye. Evet puanımız eklendi. Çok güzel. Şimdi turun bitmesini bekleyeceğim. Ve tur bittiği zaman kazanan player 2 yani daha fazla puan olan oyuncu ve puanı gerçekten yazıyor. Ve gerçekten de bekleme alanına ışınlanıyoruz. Evet kodumuz çalışıyor ama yazılımcı arkadaşlarımızın gözü yaşlanmasın. Bu basit kodları yazabilmesi en azından şimdilik çok bir şey ifade etmiyor. Bir oyunu oyun kılan şey atmosferidir, gözle görülenlerdir. Bu yüzden yapay zekamızın bu alanda iyi olması lazım. Yoksa malum. Şimdi ilk olarak haritamızı yaptıralım. Harita üzerinde oyuncuların objeleri toplamasını zorlaştıracak nesneler ve yapılar istiyorum. Örneğin oyuncuların bütün objeleri hemen görmemesi için yüksek objeler yerleştir. Ve şu an yapay zekamız bir şeyler ekliyor haritaya. Sanırım işi bitti. Şimdi ne yapmış bir bakan böyle garip bir şeyler eklemiş. Dağlar eklemiş. Çok da fena değil. Bunun üzerinde birazcık değişiklik yaparsak güzel bir atmosfer elde edebiliriz bence. Ve benim de manuel olarak yaptığım ufak değişikliklerden sonra böyle bir haritamız var. Tabii ki bir şaheser olmasa da fena da değil. Şimdi asıl sorumuz şu. Buraya oyuncular spamlanacaklar ama buradaki bu nesnelerin içerisinde buglanabilirler. Acaba ilk önce böyle bir problemle karşılaşacak mıyız? Ve yapay zekamız bu problemi çözebilecek mi? Evet 8 kişilik bir sunucu başlattığınız zaman böyle oluyor. Bütün karakterleri seçeceğim. Ve hepsi... E, evet hiçbiri olmaması gereken bir yerde değil. Gayet güzel. Şimdi yapay zekaya yeni eklemeler yaptığımı ve bu nesnelerin içerisinde oyuncuyu ışınlamaması gerektiğini söyleyemem. Çünkü kodda muhtemelen bir hataya yol açacak bu ve her şeyi bozacak. Bunun yerine oyuncuyu yaklaşık olarak bu dağın yüksekliği kadar bir yüksekliğe çıkartacağız ve ardından haritaya bırakacağız. Evet oyuncularımız gerçekten de yukarıdan ışınlandı ama eskiden yaptığı hatayı yine yapmış. Bunu da tekrar düzeltmesini isteyeceğim. Asistan ilk kriterimizde 10 üzerinden 7 puan aldı. 3 puan kırmamın nedeni ise oyuncuların toplayacağı bu mavi puan objelerinin dağların içerisinde oluşabiliyor olması ve yapay zekamız ne kadar uğraşsam da bu hatayı düzeltemedi. Haritada oluşturulan objeler ilk başta çalışmamıştı hatırlarsanız ki ve sonuç olarak haritanın dışında hala objeler oluşabiliyor. İkinci kriterimizden asistanımızın aldığı puan 10 üzerinden 4. Şimdi yapay zekamız oyuncular arasında bir rekabet oluşturdu. Bu yüzden puanını biraz arttırdı. Fikir ve gameplay'i de tamamen yapay zekamız oluşturdu ve ortaya çıkan oyun o kadar da eğlenceli değil. Bunun dışında oyun tekrar oynanabilir de değil ve kolayca sıkıcı hale gelebilir. Çünkü oyuncuları zorlayacak hiçbir etkenimiz yok. Üçüncü kriterimizden ise asistanın aldığı puan 10 üzerinden 0. Oyunda orijinalliğe dair hiçbir şey yok. Zaten asistanın güçlü olduğu konuda bir fikir üretmek değil, belirli kodlar yazabilmek ki bunun hakkında da birazdan detaylıca konuşacağız. Peki ya size bunların bir şaka olduğunu ve aslında yapay zekanın oluşturduğu oyunun çok daha iyi olduğunu söylesem? Hayır, böyle bir şey olmadı. Merak etmeyin. Ve asistanın kapasitesi de henüz bu düzeyde değil. Ve eklemek istediğim birkaç detay var. Bu arada yapay zeka kendi 3 boyutlu nesnelerini de oluşturabiliyor demişti bize dökümanlar. Ama slash generate deyip yeşil masa lambası oluşturmasını istediğim zaman boş bir nesne oluşturdu. Acaba Türkçe yazdığım için mi böyle oluyor diye düşündüm ve İngilizce dememe rağmen hiçbir şey değişmedi. Maalesef 3 boyutlu nesne oluşturma konusunda hala asistanın geliştirilmesi lazım. Asistan kodlamanın belli bir kısmında gerçekten de güçlü. Eğer oyununuza hali hazırda kullandığınız diğer sistemlerden bağımsız bir sistem oluşturmak isterseniz asistan bu sistemi kodunu başarılı şekilde yazabiliyor. Doğru kullanırsanız da zamanınızdan fazlasıyla kazanç sağlayabilirsiniz. Ama bu yazılımcının son bulduğu anlamına da gelmiyor. Çünkü videoda gördüğümüz gibi yapay zeka fazlasıyla hata yapıyor ve bu hataları düzeltemiyor. Özellikle iş işe çalışan sistemler olduğu zaman. Kim bilir? Belki yıllar sonra benzer bir video yaparız ve yapay zeka çok daha başka bir seviyede olur.